Herkese selamlar dostlar. 5 ve 6 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Maçları güzelce araştırdım, inceledim. Sezon önceki hazırlıklarına baktım. Ona göre ideal ve yüksek oranlı tercihler çıkardım. İstediğiniz gibi dilediğiniz şekilde değerlendirme altına alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Bir maç skor yarışması yapalım. 6 Temmuz olacak maç skor yarışması. Ertelenen bir mold ile jel mücadelesi vardı bildiğiniz üzere. Biz de buna bir tercih yapmıştık. Tekrardan tercih yapacağım hızlı bir şekilde bu maçı zaten ben. Fakat sizlere bir skor yarışması olsun. Yeni sezonda katı telegram gruplarımız aynı şekilde bu, şekilde skor yarışmaları yaparak devam edeceğiz eklemeye. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza ekleyeceğiz. Molde jel maçı Sizce ne olur? Yorumlarınızı, yoruma tercihlerinizi, düşüncelerinizi yoruma yazmanız yeterli. Katılacaklar şimdiden bol şanslar diyelim. Geçtim bunu. Toplamda 9 mücadelem var. İsterseniz hızlıca başlayalım. İlk mücadelemde Malmö ile Vikingur mücadelesi. Şimdi bu karşılaşmaya baktığımız zaman da iki takım arasında zaten oran anlamında da görmek bunu mümkün. Bir kalite farkının mümkün olduğunu görmek çok normal. Vikingur takımından bahsedeyim ben sizlere. İzlanda liginde oynayan bir takım. İzlanda liginin bir takımı. Kendi liginde iyi oynayan bir takım. Fakat burada Malmö ile oynayacaklar. Güç farkı çok açık. Malmö'nün zaten tecrübeleri ortada. Geçen yıl yaptığı işler ortada. Malmö geçen yıl UCL gruplarına kadar kaldı bildiğiniz üzere. Juventus, Chelsea, Zenit gibi takımlara karşı gol buldu kafa tuttu o takımlara karşı öyle söyleyebilirim sizlere. İzlanda temcisiyle Vikingur'la karşılaşıyor. Burada Vikingur'un yapacağı takım Malmö ile oynayacak. Zaten Malmö'ye karşı çok fazla baskı kurmaya çalışırsan veya oynamaya çalışırsan çok ofansa çıkarsan Malmö seni ilk yarıdan 3 tane atar evine gönderir. O yüzden burada şöyle bir tercih yapmak lazım. Yani ilk yarıda ben bir gol bekliyorum. O da Malmö önde kapatır diye düşünüyorum. İkinci yarıda Malmö 2-3'ü bulur öyle devam eder diye düşünüyorum. Şöyle idealden şu tercih yaptım ben sizlere. Malmö ilk yarı bir tercihini aldım burada. 1.44 gibi orandan alabilirsiniz. Ve şöyle de bir tercihim var. İlk yarıdan bahsettiğim gibi benim Senaryom şu şekilde. İlk kere 1-0 Malmö kapatır. İkinci yarı 3'e 4'e giden mücadele. O yüzden en çok golün de ikinci yarı gelmesini de beklemek bence mümkün olacaktır. Bu da yüksek oranlı tercihim olarak geçiyor. Bunun da oranı şu an 1.78 gibi oran olduğunu da görmek mümkün. Değerlendireceklere bol şanslar. İkinci maçım Hapsat'la Jönköping mücadelesi. Şimdi Burada Jönkupik son golcü bir takım. Daha doğrusu hem atıyor, hem yiyor. Mağlubiyet, beraberlikler olduğuna bakmayın. Yediği kadar da atmaya çalışan bir takım. Fakat ev sahibi buna çok fazla izin vermeyecektir diye düşünüyorum ben çünkü. Ev sahibi burada liderliği almaya oynuyor. Liderliği al almaya maç eksiğiyle şu an ikinci sırada yer alıyor. Maç eksiğiyle geride aldığı için burada Brage'ye karşı Brage üstünlüğünü, Brage'yi burada yenip Brage'nin üstüne çıkmak isteyeceklerdir. O yüzden burada bir hamsa galibiyeti deneyebilir fakat törpülemek lazım. Törpülemek lazım. Nasıl törpülemek lazım? Biraz maymunluk yapacağız. Oranı arttırmak adına 4.5 altında 1 yapacağız arkadaşlar. Bunun da oranı 1.40 bantlarında bir oranı var. Değerlendirecekler bu maçı. Değerlendirme altına alabilirler. Bir diğer mücadele Ludogorets ile Sucjeska mücadelesi. Bu maç hakkında güzel bilgiler vereceğim sizlere. Hemen bahsedeyim onlardan sizlere. Şimdi Şimdi Bulgaristan şampiyonu Ludogorets arkadaşlar. Avrupa'da da zaten görmek mümkün zaten. Bu Avrupa'da mutlaka izlemişsinizdir veya maçına bir bahis almışsınızdır. Geçen sezon Avrupa'da birinci turdan başlayıp 3 tane takım eleyen bir Ludogorets takımı var. Takım oyununu sahaya yansıtan bir Ludogorets takımı var. Bulgaristan Ligi başlıyor. Bulgar takımı zaten Ludogorets takımı da. O yüzden sezon hazırlıklarının erkenden bitirdiğini söyleyebilirim ben bunu. Ludogorets ekibinin. Ve Geçen sezon dediğim gibi bilinci turdan başlayıp tam 3 takım eledi ve 3 takım eledi. 3 takımdan bir tanesi de Olympiakos takımıydı. Yani bu derecede ya bu işleri yaparken ne önemli işler başardığını görmek mümkün. O yüzden burada Luzogores'e karşı gitmek daha mantıklı. Fakat oranı açmamışlar. İddia da haklı. Biz burada yine oranı yakalamak adına ideal bir tercih yapacağız. İlk kere bir tercihini yapacağız. Deplasman ekibinden bahsedeyim ben sizlere. Karadağ şampiyonu Kadroyu güçlendirdi arkadaşlar. Baktım böyle kadrosuna yeni transferler yapmış. Kadrosunu güçlendirdiği yönde haberler var. Fakat yani Ludogores'e karşı ben çok fazla bir iş yapacağını düşünmüyorum. İlk yerden bir Ludogores galibiyeti beklenebilir açıkçası. İlk kere birinin oranı 1.39 gibi orandan alabilirsiniz. Bu arada katıl telegram gruplarından bahsetmek istiyorum. Bugünün canlı odasından bahsedeyim mesela bir Çin, Japonya vesaire bu şekilde ilerleyen bir süreç var şu an maçlardan. Biz o şekilde devam ediyoruz canlarda. Editör arkadaşlarımız devam ediyor. Wuhan maçına ilk kere bir gol olur mesela. Dakika 10'da verilmiş. 7 dakika sonra gelmiş. İlk kere bir buçuk üstüne gitmişler. 2'de 2 olmamış fakat 3'de 2 yapmış. Burada Tayvan mücadelesinin mücadelesi vardı. 151 buçuk üst verilmiş. Başarılı. Çağrı bugün güzel işler yapmış. Dakika 48'de 3.40 gibi orandan bakın. 3.40 gibi orandan KG var tercihini vermiş. Gerçekten başarılı bir tercih olmuş. 3.40 gibi orandan yakalamış. Onun dışında Hebei maçının korneri gelmiş. Vesaire. Guangzhou mücadelesine de en son burada karşılıklı gol var önermiş. 1.62 gibi orandan. O da başarılı olmuş. Bu şekilde sizlere alternatif olarak tercihlerimizle alternatif maçları attıklardan canlı olarak devam ediyoruz. Bilginiz olsun diyerekten de geçtim. Ve Lech Bozan'la Karabağ mücadelesi. Lech Poznan'da arkadaşlar bu takım hakkında da güzel bilgiler vereceğim. Karabağ'da aynı şekilde. Şimdi sol puanıyla lig şampiyonu arkadaşlar Lech Poznan oldu. Öncelikle onu belirteyim ben sizlere. Yeni bir teknik adam geldi. Sizler de belki sanırsınız Hollandalı Van den Brom geldi arkadaşlar takımın başına Lech Poznan'ın. Ve aynı şunu söyleyebilirim sizlere. 10 gün sonra Lech Poznan'ın ligi başlıyor. Karabağ'ın daha fikstürü belli değil. Muhtemelen Türkiye Ağustos başında başlayacak. Onların da henüz daha fikstürü belli değil. Lech Poznan 10 gün sonra başlıyor. Yeni teknik adamla birlikte alışmalar vesaire maçlar hazırlık maçları falan oynadılar derken takım biraz daha alıştı açıkçası. Alıştı alışmasına da şimdi Karabağ'da son dönemlerde Avrupa'da neler yaptığını sizler de gördünüz. Geçen sezon özellikle Avrupa'da son 16'ya kadar çıktı Karabağ takımı. konferans liginde olması lazım. Yaptığı işlerde ortada biraz daha tecrübelenen bir Karabağ takımı var. Fakat dediğim gibi daha hazır olan takım burada Lech Poznan takımı. Ben burada yüksek oranlı bir tercih yapmak istiyorum. O yüzden burada maç sonu 1'i sizlere önermek istiyorum. 1.89 gibi orandan Lech Poznan bu maçı kazanır diyorum. Oran zaten 1.89 riske Avrupa'da zaten 2.10'a kadar çıkıyor bu oran. Tekne olarak da veya sistem kuponlarınıza düşük misli oynayacağınız kuponlara burada Lech Poznan galibiyeti ekleyebilirsiniz. Geçtiğim son maçıma Şimdi Supi mi, Shupi mi nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben Supi diyeceğim bu takıma. Supi ile Lincoln Red takımı karşılaşıyor. Şimdi Supi'nin başkanını Olgun Olgun Peker arkadaşlar, Türk iş adamı. En sonunda şu bu bir hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe ile bir maç yaptılar ve 2-2'lik berabere kaldılar. Ben de maçın ufaktan bir özetine baktım. Makedonya ekibi olan Supi bu maçtan önem verir mi? Yani önem verilecek geçen sezon baktım ben oynadığı maçlara. Geçen sezon zaten ligi lider tamamladılar. Şampiyon oldular. Ve şunu söyleyebilirim. Kendi evinde gerçekten iyi performans sergileyen bir takım. Bazı yatırımlar da yapılmış bir takım. Yani Türk iş adamları böyle takımları alıyor. Yani <laughs> içeri dağıtmasınlar. Kara para aklamak üzerine çok fazla iş dönüyor bu takımlar üzerinden. Özellikle alt lig takımlarından. Bilmiyorum ne derece dağıldı. Daha yani genelde bu işler için kullanılıyor. En basitinden şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ne biliyorsun vesaire demeyin. Pablo Escobar'ın döneminden Kolombiya takımlarının üzerinden sürekli para aklardı. Örnek olsun vesaire vesaire. Şimdi burada ne oynayabiliriz diye baktığım zaman da Lincoln Red takımında Cebeli Tarık ekibi geçen sezonda Konferans liginden zaten hatırlarsınız orada da iş yapmışlardı. Ev sahibi daha avantajlı ve kadro kalitesi olarak bir adım önde. Yaptığım araştırmalardan bunu. Fakat Lincoln Red takımı da tecrübeli. Buradan ben şöyle bir tercih yapacağım. Ev sahibi 1.5 üst yani Supi'nin atacağı 2 gol 1.45 gibi oranlar ideal tercih olarak önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim ayın 6'sına. Bodo maçıyla başlayalım. Altısında Bodo mücadelesi. Bildiğiniz üzere Bodo kaliteli bir ekip ki zaten burada favori açmamışlar. Çok fazla gol bekleniyor. Klasifik takımı kendi liginde şu an bir şekilde ilerliyor. Sadece bir beraberliği var onu belirteyim. Onun dışında ne beraberliği ne mağlubiyeti var ne başka bir şey. Sadece bir beraberlik. Onun dışında çok fazla gollü maçlarda oynuyor. Fakat gollü maçlar oynuyor. Fakat klasifik takımı Faro Adaları liginde oynayan bir takım. Kendi liginin üstünde bir takım. O yüzden buralarda mücadele etmeye hak kazanıyor. Bodo'ya karşı bir iş yapar mı bilmiyorum ama golde bir mücadele olabilir. Bir oran açmamışlar. Ben size 2.5 üstün oranını göstereyim isterseniz. 1.27 gibi bunu oran açmışlar. Bunu beklemeye değmez. Bodo'nun 3 golüne bir... Bakın şöyle göstereyim. Bodo'nun 3 golüne beklenir mi diye baktığım zaman da 1.49 gibi oran açmışlar. Bodo 3 tane atar mı? Yani ideal yapmak olsam... ideal yapmış... Ideal... <laughs> <laughs> Valla ölüyordum. İdeal bir tercih oynamak istesem Bodon'un burada 3 golüne girebilirdim 1.49 gibi oranlan. Fakat 3 golle 1.49 olan beklenmez bence. Ben o yüzden şöyle bir tercih yapacağım. İlk yarıdan bekleyeceğiniz 2 gol 1.90. İlk yarı 1.5 üst. İsteyenler ev sahibi 2.5 üst olabilir. Fakat burada 1.90 gibi oranla ilk yerden 2 gol beklemek bence daha Güzel olur diye düşünüyorum. 1.90 gibi orandan riske değebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Helsinki ile Riga Skolu mücadelelisi. Helsinki'nin son maçına 2.5 alt tercihini yapmıştık. Başarılı oldu. Zaten bildiğiniz üzere kolay kolay alt tercihi yapmam. Yaptığım zaman da genellikle gelir. 1-1 gibi skorla bitti. Hem hücumda eksikleri olması hem de e, deplasman ekibinin iyi yatmasından dolayı önermiştim o mücadeleyi. Şimdi Helsinki kendi normalde kendi evinde bu tür maçlarda ofans oynayan bir takım mutlaka burada yenmek isteyecektir. Fakat Rigascola da iyi bir ekip. Yani denk bir mücadele olur. Mesela bunun ikinci maçında da Rigascola kendi evinde favori olur. Öyle bir takım olduğunu söyleyebilirim ben. Şimdi burada ben gollere yöneldim. Tek gollere yöneldim. KG var mücadelem bu. Ben her iki ekibinde gol atmasını bekliyorum. Helsinki'ye zaten anlatmıştım sizlere. Burada bir KG var tercihinin 1.52 gibi orandan oranı var değerlendirilir. ideal bir tercih olarak sizlere sunabilirim. Bu mücadeleyi değerlendirecekler. Bol şanslar. Geçtim Molde ile Jern mücadelesine. Bu maçı da hızlı geçmek isterim arkadaşlar. Zaten sizlere anlatmıştım. Ertelenen bir mücadele. İlk kere bir tercih yapmıştım ben bu mücadeleyi. Fakat burada şu an ilk kere bir tercih yapmak doğru olur mu? Bilmiyorum. Şöyle bir öneri yapayım ben sizlere. Ben 4.5 altında bir Önerimi 4.5 altında 1 ona yöneldim. Şimdi diğer takımı son dönemde bir toparlandı galip geldi. Hauge'ye karşı 1-0'lık galip geldi. Onun gazıyla birlikte buradan Molde'ye karşı çok fazla hücum yapmayacaktır bence. Biraz daha haddini bilerek oynayacaktır. Molde kazansa da 4.5 altında kalır. Onun oranı bir 33 gibi oranı açmışlar. Hatta bir riske deneyelim. Yüksek oranı 2-1-2-0-3 yani 4. Gol, 4. gol gelir mi bilmiyorum. 3.5 altında bir de yapılabilir. 1.77 gibi de yüksek bir oranı var. Orana göre kendiniz değerlendirin. Alın o bir golün riskini alabilirseniz alın 1.77 gibi orandan. Molde tarafına gidin. Fakat oranları böyle bu şekilde 4.5-3.5 oynayaraktan da çok daha yükseğe çıkartabilirsiniz diyerekten yani bu maçı da geçeyim. Bratislava ile Dinamo Batum mücadelesi. Şimdi ev sahibi Bratislava kadrosuna Kuçka'yı kattı. Bildiğiniz üzere bilmiyorsanız da söyleyeyim. Kuçka'yı kattı. Tecrübelerinden faydalanmak adına kattı takıma. Onu belirteyim ben sizlere. Onun dışında geçen sezon Avrupa'da fena işler yaptığını söyleyebilirim ben. Bratislava'nın e, Sivas Spor elendi. Hatta A Spor'da mı ne maçları, Spor, A Spor'da olması lazım. A Spor'da mı ne bir kere izlemiştim Bratislava'yı. Geçen sezonda orada Sivas elendi o yüzden dolayı. Dinamo Batumi'ye baktığım zaman da kendi başarılı bir ekip olsa da burada bir nevi kadro farkı olduğunu söylemek mümkün ev sahibinin kadrosu daha iyi olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Kadro kalitesi olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Yoksa gidip de Dinamo Batum'un maçını izlemedim. Burada da ben direkt sizlere 1.40 gibi oranla maç sunu bir öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 9 adet mücadele önerdim. Herhangi bir kombine yapmadım. Kata Telegram grubunda ayrı ayrı günlere kombine çıkartacağımı belirteyim. Burada herhangi bir video kombinasyonu olmadı. 9 tane mücadele ideal ve yüksek oranlarıyla birlikte anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere, seviliyorsunuz. Bay bay.